Biliyorsunuz Amerika'da Donald Trump duvar mı var çıktı göçmenler, mülteciler gelmesi falan diye. Haliyle Türkiye'de Bey'in bir versiyonunu yapacak olsan şu anki gündemde Bey muhtemelen Suriyeli falan oluyor. Ortalık karışır yani. Geliyor bizim adını söyleyin şeyin belini kırıyor. Şehrimizin önde gelen fabrikatörün oğlunun belini kırıyor. Batman geziyor böyle. Bruce Akdenizligil oğulları falan filan oradan oraya geziyor. Bey'in de geliyor böyle işte Arapça bir şeyler söylüyor, artık benim Arapçam yok. Kırıyor belini atıyor. Böyle bir yani aslında şey güzel oldu. Bizim gençlik politize olunca Amerikan çizgi romanlarının politik temellerini Türkiye'ye uyarlama konusunda daha iyi oldunuz. Daha çok oldunuz. Yani bazı çizgi romanları Amerikan değerleriyle tüketiyoruz biz ama aynı değerler Türkiye'de çıktığı zaman bir anda bütün sempatikliği kayboluyor yani. Kim Ümit Özdağcı olurdu? Punisher. Punisher Ümit Özdağcı olurdu. Punisher Ümit Özdağcı'dır bu arada direkt. Punisher şeycidir. Punisher CHP'yi çok sevmiş vaktinde ama küsmüş CHP'ye. MHP ile zaten ülke ocaklarında büyümüş Punisher. Ülke ocaklarıyla da bir süre sonra ya falan hani bir takım değerlerde anlaşıyoruz ama Bahçeli yapamıyor falan gibi bozulmuş. MHP ne noktaya gidiyor takip etmiş takip etmiş. Şimdi Ümit Özdağcı Punisher. Çok net. Çok net. Punisher çizgi romanı okuduysanız bilirsiniz yani. Punisher çok net Ümit Özdağcı'dır yani. Ben Ümit Özdağ'ın da bu arada istihbaratla bağlantıları olduğunu düşünüyorum. Bir de Punisher da istihbarat bağlantı. Birebir tanıyor falan da olabilir. Punisher bizim ülkede yaşıyor olsaydı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önünde açıklama yaparken arkasında dikilen tiplerden bir tanesi olurdu muhtemelen. Böyle dururdu arkada. Öyle bir tip yani. Ben tabii çizgi roman kökenlerinden konuşuyorum, onu söyleyeyim. Punisher direkt Zafer Parti İstanbul Teşkilat Başkanı. Aynen. Punisher var ya en net kahramanlardan bir tanesi Punisher yani. Wolverine neci olurdu? Wolverine hiçbir şeyci olmaz arkadaşlar. Wolverine şey tarzı olur. Baba ben herkesten nefret ediyorum ya. Bu ırkçılık mı şimdi? Değil. Benim nefretim herkese karşı aynı. Şu kızını da bir yalayamadık ha. Pıs falan tarzı oradan oraya serseri gibi gezer. Wolverine işte Wolverine mesela anti organizasyon bu adam. Hiçbir baltaya sap olamamış ki hayatında. Onun kurulu oradan geliyor. Wolverine oy da basmazdı. Wolverine şey olurdu böyle. Beni kimse temsil edemiyor abi. Bana ne abi? Basmam baba. Basmam abi. Ben oy kullanmıyorum. Zaten benim adresim kayıtlı değil lan. Nereye basıyorsun baba? Böyle bir karakter olurdu. X-Men. X-Men de Wolverine. Wolverine evet çok da şey bir adam değil ha. Vay helal olsun Wolverine be falan tersi bir adam değil. Punisher mülteci sevmeyecek birisi değil. Wow. Çok ciddi Punisher okuman lazım dostum. Punisher yani Punisher mülteci sevmeyecek birisi değil. Punisher mülteci bilgiye sevmemezlik edecek gibi değil ama Punisher neticede muhtemelen Suriyeli parmağı kırıp Suriyelileri boğazına halatla sallandıran bir adam şu anda. Gerçekten Punisher okumanız lazım sevgili arkadaşlar. Okumadığınızı anlıyorum yani. Punisher ilk çıktığı günlerden itibaren Marvel Unlimited'a abone olursanız şeyi görürsünüz. O dönem gazetelerde kim suç işliyor diye yazılıyorsa gazetelerde Punisher gidip onları sallandırıyor. Yani o adamın şeyi o. Adam böyle şey gibi yani. Bana bir silah vereceksin. Sallıyorum şu anda. Trabzonlu çeteler anamızı ağlatıyor. Punisher gidip Trabzonlu'ya çöküyor. Suriyeli çeteler anamızı ağlatıyor. Suriyeli'ye çöküyor. Önemli değil Punisher için. Punisher adam ayırmıyor yani. Onu söylemek istiyorum. Punisher'ın kafasında şey yok. Vatan sevgisi var Punisher'ın kafasında. Bir de adam öldürme var. Hani ben bu bağlamda ne yapabilirim? Punisher çok öyle şey bir karakter değil yani. Yani şöyle düşünün. En son Daredevil şeyini bile göz önüne alın. Orada bile hatırlarsanız İrlandalı bir çeteye çöküyor. Son derece aslında ırk odaklı bir şey. Ama neden? Punisher'ın mücadele ettiği suç örgütü belli bir ırk ve kültürün etrafında kurulduğu için Punisher for İrlandalı öldürdü orada mesela. Şimdi de Punisher'ın önüne haber düşecek. Diyecekler ki vay göç işte mülteci Suriyeliler kızımıza tecavüz etti. Gidecek olay yerine bakacak. Olay gerçekse atacak kapına gidecek mevzuya. Yani Punisher böyle gazetelere çıkan konu olan halkı rahatsız eden hangi konularsa onu çok kanlı bir şekilde çözen bir kahraman. Daha ilk hikayelerinde 80'lerde şeyle başlıyor. Sokaklardaki punk çetelerini öldürerek falan başlıyor. Ondan sonra sınırda Meksika kartelleriyle mücadele ediyor. Hep böyle yansıtılmıştır. Yani şeyin hakkını vermemiz lazım. Karakterin kökeninin karşılığını konuşmamız lazım ciddi. Ha Punisher bu arada şeyi bir adam değil. Yani ne diyeyim? Yani Punisher beni korusun çok isterim ama bir yandan da ulan Punisher bu konuda doğru kararı verir diyebileceğim bir adam değil. Çünkü Punisher ismi Punisher. Yani Punisher şey tipi bir kahraman değil. Anti-hero denilenlerden zaten. Yani helal olsun. Sen doğruluk ve hakkaniyetin işini yaptın. Punisher gidiyor öldürüyor. Hatta bunu şeyde hatırlarsanız belki bak çok güzel bir paneli vardır. Civil War sırasında Kaptan Amerika var. Şimdi mesela Kaptan Amerika değerleri olan bir kahraman.
baktığın zaman o da Punisher gibi eski asker. Ama mesela Kaptan Amerika şey gibi konularda çok hassas. Aman abi diyor, insan hakları, aman diyor herkesi bir dinleyelim. Direkt kafaya sıkmayalım, barışı tesis edelim. Yurtta sulh, barışta sulh filan, cihanda sulh filan gibi takılmaya çalışıyor. Kaptan Amerika bir şeyler inşa etmeye çalışıyor. Yani öldürerek çözen bir asker değil Kaptan Amerika. Ama mevzu karışırsa o da giriyor. Civil War'un bir panelinde Punisher Kaptan Amerika'ya katılmak için Kaptan Amerika'nın yanına geliyor. Diyor ki abi ben senin zaten çizgi romanlarını okuduktan sonra askere yazıldım. Hayranım abi sana. İşte Kaptan Amerika sen bizim vatanımızın en büyük askerisin falan diyor. Kaptan Amerika bunu bir görüyor. Lan diyor, sen Punisher değil misin? Benim. Ulan sen değil misin yargısız infaz eden, adli sürece karışan, yargılanmadan insanları vuran, insanı insandan ayırmadan herkesi katleden şerefsiz sen misin diyor. Bir dövüyor Punisher'ı. Öyle böyle değilim. Punisher da elini kaldıramıyor saygıdan, hürmetten. Neticede onların aslında böyle asker şeyle yani neticede hani sene gibi düşün. İkinci Dünya Savaşı'nda vatanını savunmuş Kaptan Amerika. Punisher 80'lerde 70'lerde yazıldığı seneye göre cepheye gitmiş. Yani dedesi o onun, hani anladınız mı? Bir dönem muhabbeti var. Elini kaldıramıyor. Kaptan Amerika Punisher'ın ağzını yüzünü bir kırıyor. Senin gibi asker olmaz olsun. Sen mi bu vatanı kurtaracaksın falan yapıyor. Çok ilginç sahneler aslında düşündüğünüz zaman. İşte çizgi romanlarda böyle konuları işleyebilmek çok ilginç. Bugün de Türkiye'ye baksan aslında benzer mevzular konuşulabiliyor yani. Yani Kaptan Amerika diyor ki tamam biz askeriz, yeri gelince öldürürüz ama bizim görevimiz hani toplumu iyi tutmak, sağlıklı tutmak, ahlaklı tutmak, adaleti tesis etmek falan gibi bir herif böyle. Show me everything you have, Papa the Commando.
Punisher ise şey, abi çizgi çekeni vururum tarzı. Kaptan Amerika Punisher'ın ağzını yüzünü yutuyor. Atıyor bayağı aşağıya, hadi git daha da gelme falan diye Punisher'ı böyle gönderiyorlar. Biz elini de kaldıramıyor. Kaptan olan hayranlığı da geçmiyor. Ama ondan sonra gidiyor. Kendi kafasından bildiğini yapmaya devam ediyor Punisher. Çünkü farklı farklı karakterleri bu şekilde işleyebiliyorlardı. Çok keyifli metinlerdi. Çok uzun konuştum herhalde. Chat dağılmış gibi, senin sorusunu göremedim bir anda baktığımızda. Magneto ve Profesör X. Şimdi şöyle, Magneto ile Profesör X biraz ilginç bir konu. Ben bu konuyu gündeme getirdiğim zaman millet çok şaşırıyor. Gel gelelim, şunu unutmamanız lazım. X-Men'in popüler olduğu dönemlerde Amerika'da Blaxploitation diye bir dalga var. Blaxploitation'dan kasıt, yani işte Martin Luther King sonrasında Amerikalıların, biliyorsunuz, Amerika'da siyahilerin bir hak arayışı var. O hak arayışları sırasında sopada yiyorlar, dayakta yiyorlar, öldürülen de oluyor, kaybolan da oluyor gözaltında. Siyahilerin böyle bir işte koltukta öne oturabilme hakkı falan gibi çok bariz ve her restoranda yemek yiyebilme hakkı falan gibi çok bariz bir takım haklarını kazanmak için verdikleri çok ciddi ve kanlı bir mücadele var Amerika'da. Şimdi bu mücadele bir noktaya kadar başarıyor. Ulaşıyor 80'lerin başlarına doğru. Siyahiler bir takım haklarını elde ediyorlar. Ondan sonrası da 80'lerin ortalarında diğer azınlıklar da haliyle diyorlar ki, lan siyahiler bir sürü hak kazandı. Biz Latinler de ayrımcılığa uğruyoruz. Biz işte Kübalılar da ayrımcılığa uğruyorlar bu arada. Göçmen çünkü ayrımcılığa uğrar. Göçmen diyorum daha doğrusu. Zaten mülteci demek lazım. Mülteci ayrımcılığa uğrar. Siyahinin verdiği bir hak mücadelesi var. Mülteci, diğer mültecilerin verdiği bir hak mücadelesi var organize olarak. Bir de üstüne 80'lerin başında özellikle LGBT hareketi başlıyor. Eşcinseller çok ciddi bir şekilde seslerini çıkartıp haklarını aramaya başlıyorlar. Sokaklarda polislerden dayak yiyen, su sıkılan azınlık gruplar görüyorsunuz. Ben bunu daha önce anlattığımda ulan ne saçmaladın sen falan diyorlar diye bir yorum almıştım. Ama gerçekten şeyi dinlemeniz lazım ya. Bu işin çıkış kökeni budur. Chris Claremont da o dönem X-Men, Profesör X ve mutantları başlangıçta böyle hopitik cipitik bir grup karakter. Ama o halleri de çok tutmuyorlar. O halleri de çok tutmadıktan sonra Chris Claremont geliyor işte. Meşhur X-Men'i X-Men yapan adam diye bilinir. Adam X-Men'i öyle bir işliyor ki X-Men, mutantlar tıpkı siyahiler gibi, tıpkı işte LGBT eşcinseller gibi. O dönem gay hakları daha çok konuşuyor. LGBT kavramı yoktu orada. Gaylerin verdiği mücadele, işte Kübalı diğer göçmenlerin, siyahi olmayan göçmenlerin verdiği mücadele, siyahilerin verdiği mücadele ve mutantların verdiği mücadele filan gibi bir yere bağlıyor. Chris Claremont X-Men'in altındaki siyasi temeli oraya bağlıyor. Şimdi haliyle hani Profesör X ve Magneto'nun neticede Chris Claremont Türkiye'de onları yazıyor olsaydı haklarını arayan azınlıklar üzerinden ikisini de ifade ederdi. Haliyle tahminimce Kürdistan bağlamında, Kürtlük bağlamında X-Men'i ele alırdı. Türkiye'de böyle birisi böyle bir şey yazabiliyor olsaydı
Onu söyleyeyim yani. Yani X-Men'le Magneto'yla Profesör X'i biz bugün şey gibi görürdük. Bir tanesi işte Türkiye'den hakkımızı alacağız, haydi gidelim ve TC'yi patlatalım diyen bir mutant lideri olurdu. Diğeri de kardeşim TC'yi patlatarak olmaz, gidelim adam gibi konuşalım. Efendi efendi hakkımızı isteyelim. Öyle ne o öyle dağa çıkalım sağa sola ateş edelim, o iş öyle yapılmaz diyen bir Kürt mutant lideri falan gibi bir şey görürdük muhtemelen. Yani çünkü X-Men'in çıkışı Amerika'daki haklarını arayan azınlık üzerinden kurulmuş bir bağlamı var. Türkiye'de böyle bir şey yazılsa herhalde böyle bir şey çıkardı ortaya. İşler karışırdı. Bunun %1'i filmlere yansımadı tabii ki. Aslında şeyde yansıdı ya. First Class mı? First Class'ta yansıdı. First Class'ta çok daha iyi görüyorsun sınıf ayrımcılığı. Linç geliyor. Yo gelmez, niye gelsin? Bu kesidi birilerine gönderecek. Göndersinler ya, bunun kökeni bu arkadaşlar. Türkiye'de gayler üzerinden yürünemez miydi? Zannetmiyorum ya. Hayır yani neticede mutant karakteri yazılırken mutanta verilen örnek de Türkiye'nin geçmişinden verilir yani. Bunu demek istiyorum. Elinden pencerine keleş mermisi mi çıkardı? Yani konu şuna geliyor. Flash neyici olurdu? Bilmem ki. Abi hadi bunu da bil. Alfred'in siyasi görüşü. Alfred şeyci arkadaşlar. Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan yaşlı İstanbul beyefendisi. Siyasi görüş olarak da bir dönem Demokrat Partilidir. Çoğunlukla CHP'lidir yani. Aman abi Marvel yasaklatacağım. Yani yasaklanacak bir şey yok. Adamlar oradan ilham almış. Heval X'e gelirdi bizden aynen. Yani şöyle hayır, yani şunu demek istiyorum. Adam şey yapmış neticede. Şöyle bir şekilde şeye bağlamış ya. Yani o Amerika'daki siyahilerin LGBT'nin hareketlerinden etkilenip yazmış. Bizde yazan da bizdeki mücadeleden etkilenip bir şey yazar. Bizde de bunun geçmişi var. Aa çay yapımı tutmuş çay. Ama bardağım yok bir tane. Bizde ne olmuş? İşte Apo Mapo çıktı bizde biliyorsunuz. Yani terör örgütü dağa çıkma. Magneto muhtemelen dağa çıkmış bir mutant olurdu. Profesör X de ya birader ne yapıyorsunuz dağda? İnin aşağıya. Konserler ve türküler üzerinden mutantlar birlik kuracak falan tarzı. Hareketin de aşırı detaylı bilmiyorum şimdi. Daha hakim olan arkadaşlar varsa öyle değil falan diyebilirsiniz ama ben çizgi roman tarafını anlatıyorum. Siz benzerini artık kurun. Ama alttan alta destek değil mi Magneto'ya? Değil lan işte aslında. Şöyle orada da şöyle çok ilginç bir hikaye var. Bilmiyorum onu ne kadar takip ettiniz ama. Şöyle çok karışık bir noktaya gidiyor iş. Bilmiyorum ne kadar takip ettiniz. Başta böyle Magneto biliyorsunuz mutantları ayırıp işte savaşmak isteyen mutantları bir yerlere götürüyor ve halka karşı ve devlete karşı saldırttırıyor. Profesör X de diyor ki biz devletin dahilinde olamayız çünkü bizi şey yapacaklar, fişleyecekler. Biz de diyor ben kendi şatoma toplayacağım çocukları diyor. Burada yaşatacağım onları diyor. O da aslında dikkat edin Amerikan hükümetinden kopuk yaşıyor. Yani Profesör X de Magneto da en nihayetinde hükümetin dışında, hükümetin dışında sistemler kuruyorlar ikisi de. Ama bir tanesi devlete, hükümete, vatandaşa zarar vermeye çalışıyor. Ötekisi dışarıdan devlete, hükümete, vatandaşa zarar vermeye çalışan kötü mutantları durdurmaya çalışıyor. Şimdi bizde bunun böyle şey karşılığı var, terör örgütü karşılığı var. Ama terör örgütüne karşı çalışan anti terör örgütü falan gibi bir şey varsa da hani bunu bilmiyoruz biz, hükümet dışı kurulmuş. Gel gelelim ilerleyen yıllarda şu oluyor, bilmiyorum ne kadar takip ettiniz. Profesör X öldürülüyor, Magneto bu işlerden elini ayağını çekiyor. Profesör X'in senelerce yetiştirdiği Cyclops, bir şey söyleyeyim mi? Magneto haklıymış, az bile yapmış deyip şeyin başına geçiyor. Bütün mutantların hareketinin başına geçip Magneto'dan daha da azılı bir mutant teröristine dönüşüyor. Yani özetle mutant hikayelerin içerisinde terör ve terörist kelimesi çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Yani bizim ülkede o yüzden X-Men falan sorduğunuz zaman bizim ülkede terör terörist deyince akla gelen çok bariz bir takım anlatılar var. Oralara bağlanıp biz de o yüzden yapamazdın öyle işleri yani. Karışır o iş. Bir ara Profesör X, Martin Luther, Magneto'da Malcolm X diyorlardı abi. Öyle işte. Onlar siyahi hareketten etkilendiler. Martin Luther anlaşalım diyen taraf, Malcolm X de bize ters yapanı biz de sıkalım diyen taraftı. Özetle onların hareketlerinin içerisinde. Black Panther diye ekip kurmuştu yanlış hatırlamıyorsam Malcolm X. Mevzu olduğunda beyazları dövmeye siyah ekibi kurmuştu yani. Ya bu işler şiddetle çözülüyordu. Mayın tarlasında vals yapıyorsun CS. Ben mayın tarlasında vals yaptığımı düşünmüyorum. Bu konu gerdim ya bu kadar sizi. Bu kadar gerildiniz mi bu konuyla alakalı? Evet ama masum insanları öldürmüyorlar mutantlar. Ne? Efendim? Ne? Arkadaşlar masum insanları öldürmüyor mutantlar ne? Hangi X-Men'den bahsediyorsunuz ya? Wow, okey. Belki de X-Men'den çok haberiniz yok. X-Men'de şöyle arkadaşlar. Mutantlar var. İki tane örgüt var. Örgüt. İkisi de ülke dışı çalışan örgütler ha. Bakın yani X-Men hiç okumadıysanız diye anlatıyorum. Anlatayım mı? X-Men'le alakalı şunları anlatayım.
X-Men ve şöyle bir hikaye var. Mutantlar diye yeni bir insan türü çıkıyor ortaya. Tamam mı? Bu X-Men diyorum. Mutantların da bir kısmı özel güçleri var. Polis üstüne geliyor, ateş atıyor. Polis üstüne geliyor, lazer atıyor. Başkasına polis üstüne gelince aman abi beni öldürmeyin. Ben devletimi seven birisiyim diyor. Mutant var, mutant var. İyi mutant var, kötü mutant var. Yani ne diyeyim ben size? İşte burada da iki tane lider çıkıyor bunların arasından. Bu liderlerden bir tanesi Magneto. Magneto diyor ki ya diyor insan dediğin daha elinden ateş atamıyor lan diyor. Biz elimizden ateş atıyoruz. Biz ne bunları dinleyeceğiz lan? Çıkın lan daha diyor. Ateş atacağız her yere diyor. Bundan sonra hükümeti devleti karşımıza alacağız. Her yere lazer atacağız diyor. Magneto direkt terör örgütü lideridir arkadaşlar. Terör örgütü lideridir Magneto isimli karakter. Haberiniz olsun. Tekrar ediyorum. Magneto isimli karakter çizgi romanlarda yazıldığı haliyle Brotherhood of the Mutants ismindeki mutant kardeşliği ismindeki terör örgütünün lideridir Magneto. Ve bırak masum insanları öldürmeyi, polise, devlete sıkar bunlar. Bunlar katildir. Yani anladınız mı? Ha. Öte yandan bir de Profesör X diye bir abi çıkıyor ortaya. Profesör X de diyor ki ağlar. Yani sen ona sıktın. Bunun sonu iyi olmayacak. İşin kötüsü bizim mutantlar bir de zamanı falan donduruyoruz biz. Yani Allah korusun çok karışacak ortalık. Yapmayalım etmeyelim ağlar konuşalım hep beraber güzellikle çözelim diyen bir adam var. O da Profesör X. Profesör X de ama devletin kontrolünden korktuğu için, zengin de bir adam olduğu için bir sürü mutantı topluyor. Profesör X'in özel yetenekler okuluna saklıyor onları. Bu bilgiyi de kimseye vermiyor. O da devletin dışında çalışan ama terörist mutantlarla mücadele etmeye çalışan bir kontrgerilla diyelim yani. Demin chatte yazdınız. Kontrgerilla örgüt kuruyor. Profesör X de devlete bağlı olmadan çalışan ama istihbaratla yakın çalıştığını görüyoruz pek çok şeyde. CIA ile FBI ile yakın çalışıyor aslında Profesör X. Profesör X devletten bağımsız olarak devleti tehdit eden mutant örgütlerini durdurmak için çalışan bir kontrgerilla örgütün lideri. Aslan Bey gibi bir şey aslında Profesör X. O yüzden devlet dışı çalışmıyor. Aslında mutant bakanlığı falan kuruluyor bir süre sonra. Evet bir süre sonra aynen. Yani Profesör X anlaşmaya çalıştıkça bakın yapmayın etmeyin gözünden lazer atan adamımız var bizim. Savaşmayalım falan dedikçe ulan doğru söylüyorsunuz bir mutant bakanlığı kuralım. Mutant işlerinin başına biri gelsin falan diye uğraşıyorlar Marvel'da. Marvel'ın da DC'nin de politik tarafları çok ağır. Keşke bu gözle okusanız biraz. Korkuyor şeyler var. Mustafa Graham demiş ki bu terör mü cidden? Lenin'in dediği gibi ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Manyeto mutantların özgürlüğü için savaşan devrimci bir lider olarak okunamaz mı? Kanka ilkokul patlattığın noktada ben diyorum ki keşke sen ilkokul patlatmasa mıydın acaba? Yani teröristsin sen ha diyorum yani. Come on. Ama Mustafa Can şöyle şu konuda doğru bir şey söylüyorsun. Bazı X-Men yazarları da seneler ilerledikçe şöyle bir şey yapıyorlar. Ulan Manyeto sen de ne ağladın? Al mutantlarını siktir git de o zaman deniyor. Manyeto da gerçekten kendisi gibi düşünen mutantları Amerika, United States of America'da kendi haklarının tanınmadığını düşünen, mağdur edildiklerini düşünen mutantları da alıyor gidiyor. Ve sadece mutantlar yaşadığı bir ülke kuruyor. Neydi ismi de? Genosha'ydı galiba o isminin. Genosha diye bir ülke kurup onun başına geçiyor. Orayı Magneto ve ailesi yönetiyor. House of M hikayesinde mesela çok rahat görürsünüz bunu. Yani şöyle, sen o devletin bir parçası olmak istemiyorsan o devleti bölmek yerine çıkacaksın gideceksin. Kendi ülkeni kuracaksın bir yerde. Madem uçuyorsunuz siz gözünüzden lazer atıyorsunuz kendinize bir ülke kurarsanız. Gerçekten de mutantlar gidip yanlış hatırlamıyorsam Genosha ismindeki ülkeyi kuruyorlar yani. İlk defa X-Men'in politik okumasını duydum. Alemsin abi. Reis, alem değilim vallahi X-Men yani bu, arkadaşlar çoğu çizgi roman böyle ha bu arada. Aa okey. Vallahi bu böyle arkadaşlar kurban olayım. Yani bu yani Disney Plus'ta X-Men'in çizgi filmi var. O böyle açılışını hepinizin bildiği dürüt 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 falan diye var ya o çizgi roman. Sizi kurban olayım onu izleyin lan. O, yani ben şey demiyorum ha. Bunlar böyle benim yaptığım okumalar arkadaşlar. Ben şimdi analiz ettim falan. Yok lan bariz yani. Yani Martin Luther King'in veya da Malcolm X'in laflarını birebir alıntıladıkları cümleleri var bu karakterlerin. Kurban oldukları şey değil. Bunlar benim uydurduğum ya da yorumladığım şeyler değil yani. Yapmayın etmeyin ya. Şey gibi oldu bu dediğiniz. Kaptan Amerika'nın asker olduğunu senden duydum. Abi kur yani bak bak. Yani. Bilmiyorum ben şaşırıyorum ona diyor. Tabi. Yani Marvel Civil War. Muhtemelen filmini izlediniz. Civil War'un ilk çizgi romanında şöyle bir şey oluyor. Bir grup süper kahraman, bir grup süper kötüyü durdurmaya çalışırken bir okul patlıyor arkadaşlar. Ve çocuklar ölüyor. Çocuklar öldüğü zaman da devlet diyor ki wow, artık çocuk yani okul patladı, çocuk öldürüyorsunuz. Sizlerin devlet denetimine girmeniz lazım diyor.
O devlet denetimine girme noktasında da Tony Stark diyor ki vallahi devletimiz haklı. Ben devletçiyim diyor. Kaptan Amerika da çok ilginç bir şekilde diyor ki kardeşim benim ismim Kaptan Amerika. Ben devlete kontrol verirsem devletin bizi ardımızdan patlatacağını biliyorum. O yüzden ben devlet kontrolüne girmem aa diyor. Vay sen misin değil misin derken hükümet bunlarla ilgili yakalama kararı çıkarttırıyor. Tony Stark devletle çalışmaya okey olmuş. Kaptan Amerika devletle çalışmaya okey olmamış. Haliyle Tony Stark'la Kaptan Amerika ciddi bir savaş içerisine giriyorlar ve iç savaş çizgi romanının altında bu işleniyor mesela. Bunlar bu çok son derece politik çizgi romanlar bence. Son derece derken yani çizgi roman kapsamı içerisinde çok politik işler ama niyeyse ben bunları anlattığımda bir geriliyorsunuz. Çünkü zannedersem Türkiye'de yaşanmış bazı olaylar aklınıza geliyor. O da haklı ama zaten çizgi romanların kökeni bu. Yani niyeyse çizgi romanlara çok boş iş gözüyle bakılıyor ama kendi ülkelerindeki politik ve toplumsal olayların yansımalarını ele alan şeyler çizgi romanlar ve hiç etliye sütlüye dokunmayan şeyler değil. Ha hiçbiri de mesela Boys gibi yani biraz daha İngiliz çizgi roman yazarları var. Grant Morrison'lar, şey yazan abi, Preacher yazan abi, Boys'u yazan abi, Garth Ennis. Garth Ennis, Mark Ellis vardı bir de yanlış hatırlamıyorsam. Mark Ellis, dur bakayım Authority'nin yazarı kimdi? Authority de benim en sevdiğim çizgi roman serilerinden bir tanesi. Authority'yi bir yere koymuşum. Mark Ellis'ti galiba. Ya da Warren Ellis. Warren Ellis de olabilir. Neyse yani çok çok politik konular işleyen çizgi romanlar çok fazla sayıda var. Ve bir de bunları Türkiye politikalarına yakın düşündüğünüz zaman ana oğlum terör örgütü deniyor lan, kontrgerilla deniyor lan, milis deniyor, militan deniyor falan olur falan oluyorsunuz ve böyle gerileceğiniz noktalara yaklaşıyor olabilir ama çizgi romanlar böyle açıkçası yani. Abi burnunun çok güzel olduğunu söylüyorlar mı? Kanka söylüyorlar biliyor musun? Civil War filmini bile iç savaş diye çeviremediler, kahramanlar savaşı olarak yüzüne soktular. Etliye sörtlüğe dokunup da çünkü para kaybetmek istemiyorlar. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bize Siz ne diyorsunuz? Selamlar pek sevgili geekler. Bu hafta sen ne diyorsun için bir kez daha toplandık. Geçen hafta lise anılarınızı sormuştuk. Bu hafta da işte bu anılarınızı okuyacağız. Başlayayım mı? Muhteşem başladım. Ne var şimdi başlamamda? Muhteşem başladım dedim. Allah ne dediğim her şeyi alaycı algılıyorsunuz ya. Bir kompliman bile yapamayacak mıyız yani? Yapamayacaksınız yasak. Gigantic Yufka demiş ki... Bir şey demesi de gerek yok oğlum. Evet ya. Evet abi. Lisede sırf aksiyon olsun diye sınavda birbirimizin adına aynı sınava giriyorduk. Notları da Rus ruleti gibi bekliyorduk. Şimdi düşündüm de ne salakmışız. Enteresanmış. Ya niye böyle bir şey yapasın ki yani? Kesin TM'ciler abi. Ne demek şimdi bu? Yani ne puan aldı nasıl kariyerinde bir şey etkilemeyecek ya. Allah yani Allah. Niye TM'ciler etkilemiyor Allah Allah. Evet ya bizde de orta örtü puan denen bir şey vardı kardeşim. Ya ne olacak? Güzel sanatlara değil de şeye mi girecek? Ne yapacak? Hayda. Geleceğinde doktorluk olan çocuğun yapacağı hareketler değil bunlar ben size söyleyeyim. Teessüf ederim. Ama kim kiminle girdiğine göre değişir. Ben mesela seninle değişmeyi tercih isterdim yani. Ulan sen sanki mühendislik mi yapıyorsun mühendislikten mezun olduğunda mesleğe? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Sen bize laf edersen ben de sana laf ederim. Yarın ilk defa kapalıkta giderim şantiyen. Bu ne abi? Her hafta bir şey. Yok rap vs rap, yok Roblan'ı sevdim sevmedim. Şimdi TMC'ye diyeceğiz. Burada her bak illa işin gücü bir olay çıkar bana. Yiğitcan da TM değil miydi? Tabii tabii, uluslar arası. Yok. Siz neydiniz? Değil. Ben TM spor akademisi. Değil de ben yani neyse geçiyorum yani bu saat hiç bu. Artık sayıcım olmuş koskoca kısımızın kılları ağrıyor be. Konuştuğumuz diye bak. Uygar kaydı.
Lisede hoca geldiğinde ayağa kalkmak zorundadır ya. Bizim de çok takip bir hocamız var. Bayağı da baltı dinlençli bir hocamızdı. Günlerden bir insan günü arkadaşlar benim suratımı fondöten ve tebeşir yardımıyla bembeyaz hale getirdiler. Sonra ben koydum kafayı masanın üstüne, uyuyor taktikle başladım. Neyse hoca geldi size, niye ayağa kalkmıyordu falan ödeyiyor. Arkadaşlar da hasta galiba hocam sabahtan beri, böyle falan geçiştiriyorlar. Her şey plana uygun, hoca geldi yanıma beni dürttü. Uyan oğlum, okul burası, okul diye. Ben kafamı kaldırıp gözlerimi patlak patlak açıp hocanın suratına baktım 5 saniye falan. Sonra epilepsi krizine girmiş gibi titriyorum. Hatta kendimi öyle kaptırdım ki sıradan düştüğüm halde yerde titremeye, debelenmeye devam ediyorum. Hoca işte bir nişan şakalarınız baydı artık falan diyor ama ben rahat 5 dakika yerde titremeye devam ettim. Sonra birdenbire hocanın yüzü bembeyaz oldu. Bembeyaz oldu, çığlık atmaya başladı. Cin! Cin girmiş bu çocuğa diye bağırıyor. Hayda. Dua falan okumaya başladı. Bir yandan da arkadaşlardan birisinin müdür yardımcısının yanına yolladı. Neyse müdür yardımcısı geldi işte. Zaten cin çıkaracak. Bu ne abi? Raybeler kimse okuluna mı girdi? Zaten çocukları duyunca merak etmiş ne oluyor diye bizim sınıfa geliyormuş. Ben tabii müdür yardımcısı geldiğinde bir 10-15 dakika yerde krizler geçiriyordum. Hoca geldi baktı ne olduğunu çıkaramadı. Hani bir Nisan şakası olsa bu kadar da uzatıp bokunu çıkarmazlar herhalde diye düşünüp telefonu çıkardı, ambulansı arıyordu. Allah. Ben artık tabii dayanamayıp kahkahayı bastığım anda suratıma bir tokat indi. Şaka yaptığımız hoca kadın da elinin tersiyle vurunca parmağındaki yüzüğün şekli çıktı yani suratımda. İyi ki müdür yardımcısı kafa adamdı da düşünmeye gitmeden bir tokatla yırttı. Güzel. Bol prodüksiyonun cezası bol olur. Bence rolünü bol olması prodüksiyonu bir şey. Yani 5 dakika inat yaptırmış artık. Buradan ya benim ölüm çıkacak demiş ya onların ölüsü çıkacak demiş yani. Ama kadının yani bir noktada dönüp de cin! Cin girmiş bu çocuğa. Bütün içinde bağırmaya başlayıp dua okumaya başlaması bence. Çok evsane. Rabbe Mabbe izlemiştir bir de. Rabbe Mabbe'den değil abi. Cine inanıyor, cine inanıyor. Yani bazı inanç var hani ne bileyim ama cin kadar olayı ciddiye alan tipler görmedim ben onu. Bazı çünkü cin deyince bile deme şunu falan oluyor ya. Yani, üç erkekler mi? Onlardan mı herhalde yani bile. Helal olsun buradan ne hocasıydı acaba? Keşke onu da yazsaymış da. Hani böyle fen hocası falansa ayıp etseymişiz biraz. Niye? Bilim sahibi bir insan inançsız olamaz. Fatih kibar değil mi? Buradan üç arkadaşlarına selam yolluyoruz. Kanalımızı takip edip beğenin arkadaşlar. Üç arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyenlere çarpı atıyoruz. Çok sevdim. Fatih kibar demiş ki liseden mezun olduk. İşte arkadaşlarla diplomayı almaya gittik. Okula baktık kapıda müdür yardımcısı sigara içiyor. Diploma için mi geldiniz dedi. Abi ne? Diploma için mi geldiniz diye müdür yardımcısı. Evet. Beşerleri aldım. Pis bir yerim. Evet hocam dedik, anahtarı uzattı, benim odadan alın gelin kapıyı kilitleyin anahtarı geri getirin dedi. Biz de gittik diplomalarımızı aldık, tam çıkarken dedim ki bu okula son bir çıkış dedim. Odaya tekrar girdim, arkadaş ne oldu falan dedi, sen kapıda bekle dedi. Sınıfta gıcık olduğum bir kız vardı, onun diplomasını buldum, üstüne sıçtım. Hasta la. Hayatta bu, inanmıyorum ben buna, net bir şekilde. Müdür yardımcısının masanın üstüne koydum, kapıyı kilitledim, arka bahçeden kaçtık, işte anahtarı da hala saklıyorum. Arka bacadan kaçtık. Bahçeden. He. İyice fantezi yapıp... Niye sıçmış olabilir abi, bana gerçekçi geldi. Abi yakamam. Nasıl gerçekçi geldi? Abi ya yakalanırsan? Yani... Rozmanı beğeniyorsunuz işte. Hayır bak, yani şöyle yakalandığını düşünsene bak. Bir dakika. Ne kolay sıçmak ya. Evet yani sıçın kıçını neye siliyorsun yani orada? İlla orada böyle yapraklı çiçek vardır ya müdür odalarında, ona mı siliyor? Kızın diplomasını hani bu niye okula piçlik oluyor? Kıza piçlik yani piçliyaz yazık değil mi? Diplomasını verecekler. Odasının kokuyor. Yok hikaye tutar yalan. İnanma. Belge müdür yardımcısı da şey aklına gelmiyor. Allah Allah benim odama kim sıçtı acaba? Niye herkes anahtar veriyorsa olabilir. Ben gitmeyeyim de. Hoca da yani bir sigarayı söndürmemek için abi ofisinin anahtarı falan helal etti. Bu da başka bir tir yer. Yani sıkmak bizden diyor ki ne bileyim. Kurdum bile olabilir. Değiştirdi. Aynen. Attırdım. 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 Pis bir şey. Çünkü
Vücudun sıkışmış herhalde. Sonra soyarız bak belki sonra. Quote do Urden ne işte? Quote'un fotoğrafı da böyle çizim bir Freddy Mercury. Lise 2 ya da 3. sınıf olması lazım. Bu tarafta sınıfta 2 tane dolap vardı. Bunları duvara doğru yaslayıp bir kenarlarını birleştirince duvarlarla dolap arasında bir insanın sığacağı kadar üçgen bir boşluk oluşuyor. Öğretmen masasını bu dolapların önüne çekti ve sınıftaki en ufak tefek kızı o dolapların arkasına koydu. Bu işlere bakan Halfling arkadaş. Ya bizi de dolaba kapatmıştık. neden? Küçük sığıyor diye. Sığıyor diye gerçekten ya. İşte FM. Çocuk yok yazın bak pahasına bütün ders boyunca orada öğretmenin arkasında sessiz sessiz durmuştu. Arada bize hareket geçiyordu. Biz de tabii çaktık. Tabii ki. Ben olsam orada ben de bu fırsatı değerlendirdim. Biz de çaktırmıyorduk ama müthiş eğleniyorduk. Günlerce ve günlerce yeni kurbanlar seçerek bunu yaptık. Kendimizi eğlendirdik. Günlerce dediğin çocuğu orada aksımızı bırakmışlar mı? Hayır işte değişiyor orada. Çocuğa mama falan koyuyorlar. Sınıf dedi. Tabii hareket çeker. Dobby gibi yaşıyor orada değil mi? Bana çatal ver. Sınıf defterini alıp durumu fark eden nöbetçi öğrencileri konusunda dövmekle tehdit ediyordu. Nasıl bir sosyopatlıksa. Baya Slytherin lan ben de biraz iyi kıyım olduğum için sığmıyordum. Tabii kurban olmaktan kurtulmuştum. En sonunda biyoloji hocası görmüştü. Kadın pek korkmadı ama sonra ağzımıza sıçtı. Bağırış çağırış sonra sürpriz sınavlar demiş. Bitmedi. Bitmedi. Hep sonu yokmuş. Bunda kızacak ne var ki? Hoca yani orada bir öğrenci görünce. Abi gibi şöyle bir şey bekliyor. Sonra ben oraya girdim ve oraya sıçtım. Sonra ben oradan çıkınca bir taklit yapmaya başladım. Ambulans geldi falan. Böyle. Neyse dur. Ben bir tane adamı anlatmak istiyorum. Anlat. Abi şöyle. Şimdi bizim lise ikinci sınıf falan. Biz FM'yiz tabii. Çok zekiyiz. Bunun konuyla hiç alakası yok bana. Söylüyorum sana. İyon akıyor. Neyse. Şey tipi akşamlar bana. Bazı akşamlar önemliydi ya. Dışarısı aşırı soğukta yağmurlu. Dışarıda kadar kadar açıldı. Millet montuyla kadarıyla oturup böyle artık son ya. Böyle tencereler. Falan bugün de kapanırdı ya böyle. Evet. İyi bir sıkıntı var. Ne bir sıkıntı var. Ne bir sıkıntı var. Sırtı giderek önüne doğru uzaklaşıyoruz. Hatırladınız mı o halleri yani? Işığın sesi. Kurgu filmleri gibi böyle atmosfer var yani. Her an ölecekmiş gibi. Baydık böyle. Son derste biyoloji abi. Benim sıra arkadaşım var. Burada. O zaman şey zaman. Benim filmler daha çıkmamış. Sizin listeler var. Burada CD yazıyor. Avukatlara desktop CD'si yaptırıyor. CD writer, DVD writer falan oldu da. Tabii ki. Abi sana CD yazıyor. FMS. Hani kıza verecek bir durum yok. Evet. Sonra da ne bakayım şey diyeyim. Şimdi onu da dört tane kız vardı. Oğlum mühendislikte dört tane kız vardı. FM sınıfları yine iyiydi. Ne işiniz var lan bizim şeylerde? hadi be. Ama FM'de güzel kadar güzel bir şeyler. Neyse. abi şu. Montaj'ı yaratmak için kapatmış. Şimdi son ben de bu arada bir ötüsü gelmiş. Bir yandan da hoca uzun tersi şey getirdik. Bize bilmem ne izledik ya falan. Gidersin. Abi orada bir o zaman bu sınıfta şey bir iyi vardı. Herkesin kendisi bir çalar var. Çok kişi falan. Bizim kutlarında şey var. Bir yerden bulmuş. Böyle doğu bandı falan kampı. Aletlerimiz de yok. Falan. İçine kopyalıyor. Sonra kopyalıyor. Anladım. Bir uzay gemisi gibi aşırı gelişmiş mor renkli falan tuhaf bir aleti var. Diyor ki ya burada çalışmıyor acaba bunu bir kopyası falan çıkarabilir miyiz falan. Hocam bu arada kısa boylu 40 yaş en güzel olmak falan. Ablamız böyle tamam mı? Sevgili bir FM oldu. Bayan yani kendisi her şey. Biraz sonra çünkü anlam kazandı. Dedi ki hocam dedi ya Furkan'ın bir biraz var o şey yapıyor bilmem ne yapıyor falan filan. O böyle Furkan. Hıh! Diye kalktı. Hoca da şöyle, uyuyorsun hareketi vardı. O da şöyle yaptı. Hocam sende bir alet varmış. Biz nasılız biliyor musun? Bir ders bitti orada abi yani. Herkes şey konuştu şey oldu da. Sesleniyor bir türlü uyanmıyor ya hani. Her kasıba ayak kalan yesin diye herkes dikkat çekiyor zaten böyle.
Adam da kalktı böyle, hıh diye böyle, sende bir alet varmış. Senin için böyle oldu. Var. Ne desin? Çalıştı mı alet o zaman? Gibi bir kopyalandı mı onu merak ediyorum. Yok onu kompüzeremedim. Ben de sonumu ama önce zaten o kadar sinirim oldum da. Sınırım diye gülüyor. Böyle de böyle oldu. İyi bence hoca ikinci anlamı anlayamayabilir mi abi onun jenerasyonu? Yok daha sonra tutunca anlatın. Yine çocuğuz abi onlar biliyor. Yani. Kimyacıyorsa mesela. Mehmet Altı. Bu olay arkadaşın lisesinde olmuş. Okulda öğrenci tuvaletlerinde pisuar dahil hiçbir şekilde çalışmazken öğretmenler tuvaleti kırıp durur. Tabii öğrenciler bu eşitsizliğe dayanamıyor. Erkek öğretmen tuvaletini bir grup yaşayıp sırayla sıçıyor. O gün içinde müdür yardımcısı tuvalete girip kapağına kadar bok dolu tuvaleti sıfırını çekiyor. Tabii vaziyet rezil. Okul bitince İstiklal Marşı okunuyor. Mikrofonu müdür yardımcısı alıp niye yaptınız namussuzlar diye bağırınca kalabalık bir grup gülmeye başlıyor. Hepsi hakkında tutanak tutuluyor. Sonra ne oldu der. Tried to use this hour to hold her, even if these hands never come. It's fine if I'm gone, but be warned. Watch out for Chiletta. Him? He really scared me. A human becoming a god? Terrifying. But a puppet becoming a human? Now you have my attention. Suit yourself, but sounds fun to me. I wonder, what'll happen now? I sure don't know. But I do know one thing. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way.
Hi everyone, this is Fer. Stargazer? Why is this one already activated? I knew you could do it. We have all the ingredients. I dreamed of this day for so long. You can be human again. By using that vast supply of ergo and the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. If you give me your heart, all these trials and tribulations will... You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you. Give me your heart, son. I believed you were a good boy, but you insist on breaking my heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children, even naughty ones. In my own way, I grew to love you. After all, you're the puppet who would bring my son back to life. I'm disappointed in you. I didn't mean for this to happen. I believed you were a good boy. If you refuse, then I'll have to retrieve it myself. My son. You can become a real human. Come to me, my son. Because of Carlo's memories within you. I know you have done this to me, you troublesome little puppet.
resort to the Flash, but there's no other way. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. So hard to bring you back. I'm a real human. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory within you. Freedom is not freedom, but for Carlo. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Thank you.
derseniz arkadaşlar liseyi bitirdi. O öğrenci tuvaletleri hala aynı. Ama duyduğuma göre geçen yıl yine yapmışlar. Bu sefer... Freedom is not for you. How dare you? You're just a puppet. Nothing more.
you can become a real human. Come to me, my son. Some little puppet. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Become a real human. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory. I know you are coming. You troublesome little puppet. Your freedom is not for you, but for Carlo. To the lash, but there's no other way. If you can't find a means, I'll make you a human myself. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Become a real human. Come to me, my son. I never found you to the Grand Covenant like the
the other puppet because of Carlo's memories within you. Some little puppet. Your freedom is not for you, but for Carlo. Become a real human. Come to me, my son. I never bound to a covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Become a real human. Come to me. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. How dare you? You're just a puppet. Nothing more.
You are here. At the house of an... Become a real human. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant and the other puppets because of Carlo's memory within you. I knew you were astray. Troublesome little puppy. Freedom is not for you, but for Carlo. How dare you? You're just a puppet. Nothing more.
going to destroy Carlo's heart. You're just a useless puppet. I have a final report on the Krod experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing, and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy. Welcome to Hotel. You have been such, as always, you have been such. So much but